Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığının kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bodrum'da çelenk sunma töreniyle başladı. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 90. yıl dönümü nedeniyle Bodrum Liman Başkanı Atilla Beyli tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Bodrum Liman Başkanı Atilla Beyli, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem Demiralp, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması esnasında limanda bağlı teknelerde sirenlerini çalarak eşlik etti. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Bodrum Liman Başkanı Atilla Beyli, 90 yıl önce yürürlüğe giren kabotaj kanununun, Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve denizciliğimizin bugünlere gelmesi açısından büyük önemi bulunduğunu belirterek şöyle konuştu. Kabotaj kanunu ile artık yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyeti sona ermiş, ülkemiz kıyılarında ve limanlarında her türlü denizcilik faaliyetleri Türk bayrağı taşıyan gemilere ve yerli firmalara yerine getirilmeye başlanmış ve denizcilik sektörümüzün gelişmesi için önemli bir süreç başlamıştır. 1 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilikte ciddi menfaat ve ticaret kazanç sağlayışının 90. yıl dönümüdür. Deniz gücünün sadece donanmadan ibaret olmayıp ticaret filosu, gemi inşaat sanayisi ve limancılık faaliyetleriyle bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir. Deniz bayramdır, bayram yeridir, bayramı bayram yapan her şey ondadır diyen Atilla Beyli, ülkemizin bulunduğu coğrafyada refah ve güven içinde yaşamak için denizlere yönelmek, denizci kimliğimizi hatırlamak zorunda olduğumuzun altını çizerek şu ifadeleri kullandı. Deniz bayramdır, bayram yeridir, bayramı bayram yapan her şey ondadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada refah ve güven içinde yaşamak için denizlere yönelmek, denizci kimliğimizi hatırlamak zorundayız. Denizlerdeki bağımsızlığımızın tescili olan bu müstesna günü bizlere kazandıran, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yolu denizden geçenlerin, deniz kokusu hasreti çekenlerin, denizi sevenlerin, cefakar denizcilerimizin, tüm ulusumuzun 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun efendim. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Kumbahçe sahilinde yapılacak yarışmalarla devam edecek. Kabotaj bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, milli ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağından devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Anlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün karasularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden araçlara bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.